Evet, rotasyonel üzerine konuşmaya devam edelim. Rotasyonel, İngilizcesi neydi? Kördü. Bir önceki videoda bu kavram üzerine konuşmaya başlamıştık. Bu videoda da e, bu kavramın fiziksel anlamı üzerinde konuşuyor olacağız. E, i̇lk önce iki bileşenli vektör alanları için ya da iki boyutlu e, düzlemde anlamı üzerine konuşuyor olacağız. Üç bileşenli vektör alanları için üç boyutta da anlamına daha sonra yeri geldiğinde bakacağız. Zaten ikisi birbirine çok yakın. İlk önce bir hatırlatma yapalım. Bir önceki videoda bu kavramla nasıl karşılaşmıştık? Onu bir hatırlamaya çalışalım çok kısaca tabii ki. Ee, amacımız neydi? Gradyan testinde, gradyan testinde ve Green teoreminde bazı ifadeler vardı değil mi? Şimdi uzun uzun onları yazmıyorum ama oradaki ifadeleri daha kolay yoldan hatırlayabileceğimiz bir notasyon geliştirebilir miyiz? Belki bir metot, notasyon geliştirebilir miyiz? Böyle bir düşünceyle e, yola çıkmıştık ve e, sonuç olarak da Şöyle bir notasyona ulaştık. Eğer F gibi bir vektör alanımız varsa, bu del operatörü vektörel çarpım F vektör alanı olarak gösterebileceğimiz böyle bir notasyona ulaşmıştık ve bunu şöyle de gösterebiliyorduk rot F diye değil mi? Ve buna da rotasyonel adını vermiştik bu işlemin sonucuna. Ee, ve e, buradaki del operatörü neyi ifade ediyordu bana? del del x, del del y, del, del z'den oluşan böyle bir vektörü. Tabii ki hayali bir vektör, gerçek bir vektör değil. Sadece bir notasyon değil mi? Bir hatırlatma da kolaylık sağlasın diye bize geliştirilmiş bir şey. Çünkü bunların bu bileşen normalde bir anlamı yok. Ancak bu vektörel çarpımı yaptığımız zaman testinde ve Green teoremindeki ifadeleri e, ne yapmıştık? Elde etmiştik. Değil mi? Kolay olan hatırlayacağımız bir metot. Hakikaten bir gösterim elde etmiştik. Bunu görmüştük. Ve ne demiştik? Burada eğer f vektör alanımız iki bileşenli bir vektör alanıysa yani f1 ve f2 gibi mesela bileşenleri varsa bu vektörel çarpımı yaptığımız zaman iki bileşenli bir vektör alanı için tabii ki normalde iki bileşenli bir vektör, alan için bir vektör alanı için vektörel çarpım yapamayız ancak sanki üçüncü bileşen varmış ama sıfırmış gibi düşünerek hareket edebiliriz gösterimde. Bu durumda rot f neye eşit oluyordu işlemi yaptığımızda sadece? Ee, şöyle gösterebiliriz demiştik ee, ikinci bileşenin x'e göre türevi eksi birinci bileşenin y'ye göre türevine eşit oluyordu hatırlarsanız tabii ki bu vektörel çarpımı yaptığımızda aslında neyle karşılaştık vektörel çarpım sonucu bir vektör buluruz normalde değil mi ancak e, üçüncü bileşeni sıfırmış gibi düşündüğümüz zaman sadece bir bu vektörel çarpım sonucu sadece bir bileşenli bir vektör buluyorduk ee, o da tabii ki onun katsayısı da ee, ikinci bileşenin x'e göre türevi, eksi birinci bileşenin y'ye göre türevi oluyordu. Ee, dolayısıyla sadece bunu skaler olarak da görebiliriz. Çünkü bir bileşenli sadece bir vektör. Dolayısıyla bunu sadece bir şu şekilde skaler olarak da değerlendirebiliriz. Bu vektörel çarpımın sonucunu iki bileşenli vektör alanları için. Normalde tabii ki vektörel çarpım sonucu bir vektördür. Ancak bu sadece bir notasyon ve de e, bu vektörel çarpımın sembolik olarak bile yapsak e, sadece bir tane bileşen çıkıyor ve dolayısıyla bunu sadece bir sayı olarak da düşünebiliriz diyeceğiz iki bileşen üç bileşenli vektör alanı tabii vektör olarak düşünüyor olacağız rotasyonun sonucunu ee, tabii ki burada karşılaştığımız ifade Green teoremin içerisindeki ifade ile aynı şeydi zaten hatırlarsanız ve de tabii ki gradyan testinden de geçiyorsa eğer bu e, vektör alanı e, bu iki ifade birbirine şunlar birbirine eşit olmak durumundaydı değil mi? Gradyantesinden geçerse eğer vektör alanı. bunların ikisi birbirine eşitse de zaten e, bu aradaki fark sıfıra eşit olacaktır demiştik. Ve dolayısıyla iki bileşenli e, bir vektör alanı için burada düşündüğümüz eğer ki şu operasyon e, sonuç olarak sıfıra eşitse eğer e, ne, de, ne, ne sonucunu alırız demiştik. Bu vektör alanı korunumludur, yoldan bağımsızdır. E, gradyan testinden de geçmişte bir gradyan alındır falan gibi sonuçlara varabiliriz demiştik. Bu notasyonun da o şekilde düşünülebilir demiştik. Tabii ki e, artık Green teoremi de yeni bir şekilde yazabiliriz demiştik. E, yeni görünümümüz, yeni notasyonumuzu kullanırsak eğer. E, C gibi kapalı bir eğri üzerine tanımlı F vektör alanı için F nokta çarpım DS olarak gösterebileceğimiz vektör çizgi integrali Green teoremine göre C'nin sınırladığı alan üzerine tanımlı şu çift kat integrale eşit olur. Ee, normalde şu ifadeyi yazardık değil mi içine ama artık yeni gösterimimizi kullanalım ve e, rot f yazalım. Belki şöyle yazabiliriz rot f ya da e, şunu da koyabilirdik tabii ki e, rot f rot f. Tabi burada e, iki bileşenli vektör alanı için sadece e, şuradaki şu z bileşenini ya da k'nın kat sayısını aldığımızı hatırlatmak için kendimiz istersek böyle z de koyabiliriz buraya. E, ya da koymaya da biliriz. E, bu zaten iki bileşen vektörün için bir sayı olarak düşünürsek eğer rot f A olarak yazabiliriz. E, ya da de, dediğimiz gibi şunu da yazabilirdik bunun içerisine, şunun yerine e, şu şekilde de gösterebilirdik. Z bileşenini sadece bir sayı olarak kulağımı hatırlamak için de şuraya belki bir Z yazabilirdik. Demiştik. Şimdi e, böyle bir e, gösterim, böyle bir notasyon kullandık tamam, ama bu Acaba bu gösterimin, bu notasyonun bir anlamı da var mı? Ee, anlamı da var aslına bakarsanız ee, ve fiziksel bir anlamı var ve kullanım alanları da var e, bu anlamına yönelik. Ve şimdi e, rotasyonelin anlamını burada e, incelemeye çalışalım, düşünmeye çalışalım. Nedir? İlk önce şöyle bir iddiayla e, yola çıkalım. İddiamız şu, e, tabii ki bu iddiayı kanıtlayacağız şimdi. Rotasyonel, buraya uzun uzun yazmak istiyorum bunu. Rotasyonel F gibi bir vektör alanın, vektör alanın ya da alanının, alanının dönme etkisi oluşturma kapasitesidir. Dönme etkisi diyelim oluşturma kapasitesidir. Bu ne demek ve de nereden geliyor bu? Bunu anlatacağız zaten. Buna şöyle de diyebiliriz anlamı yine herhangi bir noktadan rotasyonel herhangi bir noktada diyelim noktada rotasyonel rotasyonel o noktaya konmuş o noktaya konmuş sonsuz küçük sonsuz küçük bir kanatlı çarkın bir kanatlı çarkın açısal hızının açısal hızının iki katıdır. İşte rotasyonelin anlamı bu. Bir vektör alanın dönme etkisi oluşturma kapasitesi. Herhangi bir noktada o noktaya konmuş küçük sonsuz küçük bir kanatlı çarkın açısal hızının iki katını veriyor aslında bakarsanız sayısal olarak da. Tabii ki iki boyutta düşünüyoruz. İlk önce anlamı irdeliyoruz. Onu da not olarak yazalım. Peki şimdi buradaki iddiayı kanıtlamaya çalışalım. Biraz düşünmeye çalışalım. İki bileşenli F gibi bir vektör alanımız varsa... ...tabii ki mesela bileşenleri F1 ile F2 diyebiliriz. İki bileşenli bir vektör alanımız varsa... ...bu vektör alanın bir sıvının hız alanı olduğunu düşünelim. Yani akan bir sıvının hız alanı. Her noktada o sıvının hızını gösteriyor. Ve düzlemde, tabii ki düzlemde zaten bu iki bileşen olduğu için... Düzlemde herhangi bir, e, bu vektör alanında herhangi bir x0, y0 noktasına sonsuz e, küçük bir e, ya da çok çok küçük bir kanatlı çark koyduğumuzu düşünelim. E, kanatlı çarktan kastım ne? E, şöyle bir şeyden bahsediyorum. Şöyle dönebilen bir mekanizmadan bahsediyorum. Şöyle göstereyim onu belki şöyle çizmeye çalışalım. E, şöyle kabaca. E, kanatlı çark dediğimiz şey şu. Ee, şöyle bir şey düşünelim. Ee, belki, şunlarda kanatları ee, yani şöyle gösterirsek eğer ve bunu böyle akan bir sıvının e, düzlemde akan bir sıvının herhangi bir noktasına, e, o düzlemin herhangi bir noktasına koyduğunuzu düşünün. E, o akan sıvı, bu kanatlara çarptıkça bu çarkı da döndürüyor. Böyle bir çark olduğunu düşünelim. Bundan bahsediyoruz. E, bu da, şurası da tabii X0, Y0 noktasına koymuş olalım böyle. Ve dönme ekseni de şurası olsun. Böyle dönüyor bu sıvı çarptıkça buna. Hatta bunun yukarıdan görünüşünü de belki çizebiliriz. Ee, şuradaki böyle daire de belki e, ya da şöyle yapalım. Daha ortaya bir yere çizelim. Bu daire de, daire de e, çember ya da bu kanatlı çarkın e, rotasını belki ifade etsin. Ya da başka bir renkle yapalım. Rota ifade ettiği için sadece. Ee, şöyle gösterebiliriz belki de. Ee, bu rotasının dairesel olarak dönecek değil mi? Çünkü kendi etrafında. Ee, evet, karıştı ortalık. Şöyle şunu alalım geriye. Böyle dönüyor bu. Ee, ve e, bu kanatlı çarka e, tepeden de bakarsanız eğer. Şöyle bir şey göreceğiz yaklaşık olarak. Şöyle çizelim bunu da. Değil mi? Belki de böyle bir şey. Şunlar da işte kanatları. Buna böyle şu şekilde tepeden baktığınızı düşünün. Şurası da böyle tabii ki X0'a Y0 noktası. Değil mi? Merkezi X0'a Y0 noktasında olsun demiştik. Ee, ve belki de işte bu kanatlı çark sıvı buradan çarpıyor. Vektoralın temsil ettiği sıvı. Ve de bu da bu şekilde dönüyor. Bu pembe rota boyunca. Böyle düşünebiliriz. Belki bu çana kanatlı çarkın... Ee, Yarı çapına da A diyebiliriz. Şöyle şu şekilde şu büyüklüğe de A diyelim. Böyle düşündüğümüz zaman bu çemberin yani bu rotanın herhangi bir noktasında sıvının hızı nedir acaba? Yani hızın büyüklüğü nedir? Belki de ne diyelim? Ee, şöyle bir noktada, şöyle bir noktada. Bu F vektör alanının değeri şöyle bir şey çıkıyor, hız, e, sıvının hızını temsil ediyor değil mi? Şöyle şu şekilde sıvı geliyor, çarpıyor bu çarka gibi düşünebilirsiniz. E, bu F vektör alanının temsil ettiği hız şu noktadaki. E, tabii ki e, bu e, çemberin, e, bu rotanın, bu kanat çarkın hızını düşünürsek, bu vektörün e, nedir? Çembere teğet olan bileşindir aslında değil mi? Çembere teğet olan bileşenidir diyebiliriz. buna ne diyelim? F teğettir diyelim. Yani zaten bu çok basit bir çıkarım, değil mi? Ve buradaki F teğet neye eşittir? F teğetin büyüklüğü ya da diyebiliriz. F teğetin büyüklüğü ise eğer buradaki çembere teğet olan birim vektöre küçük t dersek eğer, şöyle küçük t diyelim buna da belki de. Şöyle gösterelim. F teğet bu durumda bu vektörle değil mi? vektöranın temsil ettiği vektörle teğet vektörün skaler e, nokta çarpımına eşittir diyebiliriz. f teğet. Yani tabii ki bir büyüklük olarak bulmuş oluyoruz aslında bunu değil mi? Ne? Skalar çarpımı sonucu bir sayıdır çünkü sadece. Tabii e, burada mesela bir tane çark var ve buradan sıvı çarpıyor diye düşünün. Bu çark böyle ilerleyecektir değil mi? Ve burada bu vektöranın bu e, nedir büyüklüğü de değişeceği için ya da vektör, e, ifade hızın e, sıvının hızı da vektör alana göre değişeceği için burada belki daha güçlü bir şekilde çarpacak burada belki ters yönde çarpacak vesaire. Dolayısıyla e, eğer ki böyle düşünürsek bir tane böyle ya da az bir şekilde çark varmış gibi düşünürsek kanat varmış gibi düşünürsek e, buradaki e, çarkın dönüşü düzensiz olacaktır değil mi? Belki e bu noktaya geldiğinde daha hızlı dönmeye başlayacak. Burada belki sıvı bu yönde çarp için böyle ters dönecek filan falan. Ancak şöyle düşüneceğiz. Buradaki çarkların sayısını arttırdığınızı düşünün. Hatta belki de sonsuz tane çark var. Çok 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 fazla sayıda çark olduğunu düşünün. Çok 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 fazla sayıda böyle çark olduğunu düşünürseniz eğer e, buradaki hız e, ortalanacaktır. Yani v değeri ortalama bir Değer şeklini alacaktır ve e, sabit bir şekilde neredeyse dönmeye başlayacaktır bu çark. Bu çark e, bu kanatlı çark e, şuradaki kanatların sayısı çok 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 arttıkça ya da çarkların sayısı diyelim. Dolayısıyla şuradaki F bu durumda ortalamasını bulmak anlamlı olur değil mi? F büyüklüğünün ortalaması. Peki F büyüklüğünü ortalama olarak çember boyunca nasıl buluruz? Bunu düşünelim. Tabii ki e, FTT'in çember üzerine integralini alıp çemberin çevresine bölerek buluruz değil mi ortalamasını? Zaten integral toplamak demek oluyor bir nevi. Dolayısıyla toplayıp bütün değerleri her nokta için çemberin çevresine bölümüzde de ortalamasını bulursunuz diyebiliriz. Dolayısıyla e, şu FTT çarkın süreti diyelim. Belki de değil mi? FTT çarkın süreti dersek ortalama olarak bahsediyorum ortalaması. Ne eşit olacaktır bu durumda? E, 1 bölü 2 pi a çemberin çevresi ve şu integral değil mi? f nokta çarpım t ds. Böyle bir integrale değil mi? Çember boyunca f t'nin integralini aldım. Ve 2 e, pi'ye yani çevre, e, çemberin çevresine böldüm. Ve dolayısıyla bu çarkın ortalama süretini bulmuş oldum. E, herhalde burada bir sıkıntı yok. Bu konsepti düşünebiliriz. E dolayısıyla buradaki şey de aslına bakarsanız nedir? Bir vektör çizgi integralinden başka bir şey değildir değil mi? Yani 1 bölü 2 pi a e, çarpı şu şekilde gösterebiliriz bunu. C f nokta çarpım ds çok iyi bildiğimiz şuradaki vektör çizgi integralinden başka bir şey değil. E bu ifadeye o zaman Green teoremini uygularsak eğer bakın Şuradaki ifadeye Green Teoremini uygulayabilirim. Yani bir çift katlı integral olarak yazabilirim bunu. 1 bölü 2 pi a çift katlı integral. E, bu çemberin sınırladığı alan değil mi? Yani Onu da belki r diyeyim şimdilik. E, Rot f değil mi? Rot f artık yeni gösterimi kullanarak yazabilirim. Rot f dx dy şeklinde yazabilirim aslında. Ya da bunu da neyse şeklinde yazabilirim. Tabii ki burada... E, bu çemberi çok 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 küçük bir çember olarak düşündüğümüz zaman e, tabii ki bu alan her tarafında değil mi? Normalde rot f'nin değeri yani şu e, ifadenin değeri farklı bir şey olacaktır ama e, çemberi çok 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 küçük düşündüğüm zaman e, burayı x0 y0 noktasındaki değeriymiş gibi de düşünebiliriz değil mi? Her noktada aynıymiş gibi düşünebiliriz. Bir yaklaşım olarak sadece x0 y0 noktasındaki değeri gibi de düşünebiliriz. Ee, öyle düşündüğümüz zamanda bu integralin sonucu yaklaşık olarak yaklaşık olarak ne eşit olacaktır? 1/2 bölü pi E rot F rot F tabii ki x0 y0 noktasındaki değeri rot F'nin ve e, tabii ki şurası DA değil mi? Zaten e, bu integral eğer şurası sabit bir sayı olarak düşünülürse bu sabit sayı çarpı Çemberin alanı ya da dairenin alanı çıkacaktır. O da pi a karedir, değil mi? Pi a karedir bu integralin sonucu. E, dolayısıyla burada basit bir, bir iki sadeleştirme de çıkıyor galiba. Şuradaki pi'leri sadeleştirsek, buradaki a'lar da birbirini götürürse eğer, e, bu durumda bu integralin sonucu yaklaşık olarak neye eşit olacaktır? E, gördüğümüz gibi a bölü 2, a bölü 2 e, ve rot f, rot f'nin x0, y0 noktasındaki değerine eşit olacaktır. Bu da neydi zaten? Çarkın süreti değil mi? Çarkın süreti. E burada şöyle bir kavramı da devreye sokabiliriz belki de. Açısal hız kavramı devreye sokabiliriz. Açısal hızda zaten çarkın süreti de ne diyelim a çarpı v sıfıra. Eğer ki buradaki e, w ya W sıfıra buradaki W açısal hız dersek şimdi açısal hızın ne olduğunu vesaire uzun uzun anlatmıyorum ama bildiğimizi düşünüyorum. Açısal hıza da W dersek A çarpı W çarkın süretine eşit olacaktır. E, dolayısıyla çarkın süreti yerine A çarpı W yazarsanız buradaki A'ları götürürseniz çarkın açısal hızı yani e, W sıfır diye gösterelim. X sıfır Y sıfır noktasında diyebiliriz. E, yaklaşık olarak ne eşit olacaktır? 1 bölü 2 A'lar gidecektir değil mi? Şunu yerine A, A, W yazdığınızda. 1 bölü 2 ROT F'ye eşit olacaktır. X0, Y0 noktasında. Eğer e, buradaki çemberi sonsuz küçültürseniz eğer, sonsuz küçük bir hale sokarsanız... E, ...burada yapmış olduğumuz yaklaşım diyelim, buradaki yapmış olduğumuz yaklaşım... E, Kesinlik kazanacağı için, yaklaşım olmaktan çıkacağı için yani A0 a sıfıra gittiğinde diyelim. A0 a sıfıra gittiğinde artık yapmış olduğumuz şey bir yaklaşım olmaktan çıkacaktır. Ve de e, nasıl bir eşitlik yazabiliriz bu durumda? E, w 0 bu durumda kesin olarak 1 bölü 2 rot f e, a sıfıra giderken çember sonsuz küçülür zaman x 0 y sıfıra eşit olacaktır diyebiliriz A0 a sıfıra giderken. değil mi? Bu şekilde zaten bir integralden alıştığımız e, hareketler bunlar. O halde bakın nasıl bir sonuç bulmuş oluyoruz? Aynı yukarıda söylemiş olduğumuz sonucu bulmuş oluyoruz. Ee, herhangi bir noktada değil mi? Aç, e, herhangi bir noktada açısal hızı düşündüğümde bu sonsuz küçük kanatlı çarkın açısal hızını düşündüğümde o noktada rotasyonelin değerinin yarısı oluyor. Ya da o noktada rotasyonelin değeri bu açısal hızın bu sonsuz küçük kanatlı çarkın açısal hızının iki katı oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi şu sonucu, şu ifadeyi, bu iddiamızı kanıtlamış oluyoruz. Ee, bu aslında oldukça önemli bir kanıt. Ee, bu ne demek? Ne demek? Ee, bunu anlıyoruz zaten aslında, değil mi? Yani bir sıvının aktığını düşünelim bir düzlemde ve o noktaya herhangi bir noktada bu düzleme sonsuz küçük şöyle bir kanatlı çark koyduğumuzda bu kanatlı çark acaba nasıl dönüyor, değil mi? Ee, ve hangi hızda dönüyor? Bunu ifade eden bir değer şuradaki rotasyonel rot ve şu ifade diyelim. İki Bileşenli vektör alanı için şu ifade, bunu ifade eden bir değer ve bu değer, eğer ki diyelim, şuraya da bir not düşelim, bu ifade <laughs> saat yönünün tersi dönmeyi gösteriyor. Eğer ki saat yönünün diyelim tersi dönme pozitif olarak düşünüyor, çünkü bu da zaten vektörel çarpımdan geliyor, sağ el kuralından geliyor. Saat yönünün tersi pozitif. Eğer ki iki bileşenli bir vektör alanı için şu işlemi yaparsanız ve pozitif bir değer bulursanız saat yönünün tersi bir şekilde bir noktada o sonsuz küçük kanatlı çarkı döndürdüğünü düşünebilirsiniz. Negatif bulursanız da saat yönünde döndüğünü düşünebilirsiniz. E, ve bulduğunuz değerde e, bulduğunuz değeri de ikiye bölerseniz e, oradaki sonsuz küçük kanatlı çarkın açısal hızını bulabilirsiniz diyebiliriz. İşte anlamı bu rotasyonelin iki bileşenli vektör alanları için. Ee, tabii ki birazcık fazla aslında bakarsanız şey yaptık, konuştuk vesaire ama hiç nasıl hesaplanıyor? Zaten hesaplanması çok kolay aslında. Onu göstermedik ama bir gösterelim buraya. Hadi onu, onda da bir el alışkanlığımız olsun. Mesela f gibi bir vektör alanı düşünürsek, iki bileşenli belki x1, x, x y ve x kareye bileşenleri bu vektör alanın. Bu vektör alanı için e, rot f'yi nasıl hesaplarız? Rot f'yi yani rotasyoneli nasıl hesaplarız? Ee, neydi Rot F? İki bileşenli vektör alanları için ikinci bileşenin x'e göre türevini al ve birinci bileşenin y'ye göre türevini al ve birbirinden çıkar değil mi? Buydu. Zaten Green teoremi içerisindeki ifadeydi. burada ikinci bileşenin x'e göre türevi nedir? 2xy'dir, değil mi? Eksi, e, e birinci bileşenin x'e e, y'ye göre türevi. O nedir? O da xy'nin y'ye göre türevi y'dir, değil mi? E, işte demek ki Rot F buna eşit oluyormuş e, ee, diyebiliriz. Şuraya böyle rot f diyebiliriz. Ya da e, şu şekilde de gösterebiliyorduk değil mi? Buna eşit oluyor. Böyle bir ifadeye eşit oluyormuş bu vektör alanı için. Herhangi bir noktadaki değerini rot f'nin bulmak isterseniz. Mesela örneğin 1'e 2 noktasında olsun. Ne yapacaksınız? X yerine 1, Y yerine 2 yazacaksınız. Bu kadar basit. E, 2 çarpı ne olacaktır? 1 çarpı 2 eksi 2. Yani o da ne oluyor galiba? E, 1'e 2 noktasında e, 2 oluyor değil mi? 1, 2 çarpı, 1 çarpı, 2, eksi 2, evet 2 oluyor. Mesela bu vektör alanın 1'e 2 noktasındaki e, rotasyonelinin değeri 2'ymiş. E Bu da bana neyi anlatıyor? Bir önceki videoda anlamını gördük. E, düzlemde değil mi? Bu vektör alanın etkili olduğu düzlemde. Bire 2 noktasına, 1'e 2 gibi bir nokta varsa, bu noktaya sonsuz küçük bir kanatlı çark koysam, işte şu kanatlı çarktan koysam, o saat yönünün te e, tersi yönde, çünkü pozitif çıktı ifade, saat yönünün tersi yönde ve e, neydi bu iki? Rotasyonelin e, şeyi açısal hızın iki katını veriyordu ve bir açısal hızında e, dö döndürür e, bu e, bu e, ne diyelim bu vektör alanı bu. E, kanatlı çarkı diyebiliriz. Böyle düşünebiliriz anlamına. Tabii belki anlamı belki biraz görsel olarak da gözünüzde canlandırmak istersek eğer şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Mesela böyle bir vektör alanı olduğunu düşünün. Belki şu vektör alanının böyle çizildiğini düşünün. Ve e, bakın, e, kanatlı çarkı eğer ki bunu bir sıvı olarak düşünürseniz bu vektör alanı bir sıvının hız alanı olarak düşünürseniz ve mesela belki şu noktaya bu vektör alanında bir kanatlı çark koysam Bakın bu şekilde döndürebiliyormuş. Yani rotasyonelin değeri belli ki yavaş döndürdüğüne göre rotasyon değil, değeri belki küçük bir şey değil mi? Ve saat yönünün tersine döndüğüne göre rotasyon değeri e, pozitif. Böyle yorum yapabilirim. Bakın mesela şöyle gittiğimde daha da hızlı döndürüyor. dolayısıyla daha hızlı olduğuna göre ve saat yönünün tersi olduğuna hem pozitif hem de değeri de aslına bakarsanız büyük değil mi? Daha hızlı döndürebiliyor. Çünkü açısal hızının e, veriyordu değil mi? Rotasyonel bu kanatlı çarkın. ...ya da rotasyonelin diyelim yarısı. Mesela şuraya gittiğimizde bakın daha da hızlı dönmeye yavaş. Dönme etkisi artıyor. Yani rotasyon değeri artacaktır. Bakın böyle yorumlayayım. Burada daha yavaş. İyice yavaş. Demek burada da rotasyon değeri düştü. Ama pozitif hala. Ee, bakın mesela burada orijinde rotasyon değeri 0 demek ki. Hiç dönmüyor. E, belki burada bakın yine burada da döndürüyor. Yine saat yönünün tersini döndürüyor. Rotasyon değeri pozitif. Burada saat yönünde döndürdüğüne göre rotasyon değeri negatif çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada yine daha hızlı dönüyor. Bakın burada yavaş dönüyor. Değil mi? Dönme etkisi. Burada yine saat yönünün saat yönünde döndürüyor. bu şekilde bakın rotasyon değerini de böyle yorumlayabiliriz. Ee, herhalde e, bu şekilde anlattığımız zaman rotasyonelin de fiziksel anlamını kafamızda net olarak oluşturmuş oluyoruz ve bu da videonun sonu olsun.